Şef Queen bir bu trene binmemizi söyledi. Bütün bildiğim bu Penny. Bizi de beraberinde getirdiğin için çok memnunum. Beyinle biraz dolaşmamıza sakınca var mı? Tamam ama yerlerimizin nerede olduğunu unutmayın. Unutmayız. Gel hadi Beyin. Hayat bu işte. Seyahat etmenin en güvenli yolu. Biliyor musun Gecit amca, bir yemek vagonu bile var. Nereye gitti? Sanırım öyle. Bekle, şapkası. Şapkası olmadan hiçbir yere gitmez. Garip bir şeyler oluyor. Bundan eminim Beyin. Gadget amca. Bu koltukların vidalarından bazılarını yağlamayı unutmuşlar. Bunun bir kaza olduğuna emin misin? Elbette Penny, isteyerek olmadı. Umarım haklısındır. Bu arada şef nerelerde? Bu çok gizli gadget telefonum. Şef Queen bir olmalı. Merhaba şef. Neredesiniz? Tamam anladım. Şef Queen mi? Bir mesaj. Trende çok gizli bilgisayarlar var. Doktor Pençe'nin bir ajanı onları çalmaya çalışacak. Onu durdur. Bu mesaj kendi kendini imha edecektir. Bu işi bana bırak şef. Her zaman göreve hazırım bilirsin. Hiçbir MET ajanı benim gözümden kaçamaz. Ajan 311. Operasyona hazır mısın? Buradayım Doktor Klav. Tren MET'ana yaklaşınca planımızı uygulamaya başlayacağız. Sorun değil patron. Olmuş Bill. Mükemmel. Öyle değil mi çılgın kedi? Ben şüpheli görünen birileri var mı diye treni arayacağım. Siz yolculuğun keyfini çıkarın. İyi şanslar Gecit amca. Onu izlesen iyi olur Beyin. Eğer ondan önce MET ajanları onu bulursa kötü olur. Tam aradığım kişi. Konduktör, sizi telaşlandırmak istemem ama şüpheli birini arıyorum. Acaba bu tanımlamaya uyan birini gördünüz mü? Evet, biraz önce içeri girdi. Dürüst bir yüzü gördüğüm zaman hemen anlarım. Kilitli. Onu kıstırdım. İş başına gecet anahtarı. Eğer o dışarı çıkmıyorsa ben onun peşinden içeri girerim. Evet, görev tamamlandı müfettiş Gadget. İçeride değildi. Nereye gitmiş olabilir ki? Belki de arka taraftadır. Elbette. Buralarda bir yerlerde olmalı. Sandığın içinde. Emin misin? Kesinlikle. İstersen kendin bak canım. Ben de tam öyle yapacaktım, evet. Pekala, çık dışarı. Vay canına. Asla demir parmaklıklar arkasındaki bir kuşa güvenme. Ne var Beyin? MET Mobil! Gadget amcayı uyarmak zorundayız. Kaçtı. Onu görebildiniz mi? En son vagonun içine baktınız mı? Elbette. Arka tarafa. Doğru, bunu biliyordum.
Dünyanın en büyük müfettişinden saklanabileceğini mi düşünüyorsun? Benden kurtulamazsın. İşte geliyorum. Yine kaçtı. Biri onu uyarmış olmalı. Diğer tren bizim önümüzde nasıl geçti ki? Bu benim trenim. Bekle, bekle. Geçit amca nereye gitmiş olabilir ki? İş başına Geçit patenleri. İş başına Geçit bacakları. İş başına Geçit kolları. Beni bekleyin, geliyorum. Çok haklısın. Son vagona ne oldu acaba? O da ne? Tam olarak göremiyorum. Bekle. Bu Geçit amca. Daha hızlı, daha hızlı. Bu şekilde bizi asla yakalayamaz. Şimdi hızlanıyorum. İş başına Geçit. Elbette Penny. Biraz antrenman yapmak istedim. Bu his bana birinin treni bilerek durdurduğunu söylüyor. Elbette ya. Makinist. Siz burada bekleyin. Beyin, kılık değiştirip onu takip etsen iyi olacak. Ben de buraları kontrol edeyim. Ve Met ajanının kim olduğunu öğrenene kadar bu etiketlerin yerlerini değiştirmek kimseyi incitmez. Her şeyi durdur. Sen ne yaptığını sanıyorsun ha? Treni kullanıyorum. O zaman ehliyetin olmalı değil mi? Göster bakalım şunu. Bu da ne? Bir çığ. Dikkatimi dağıtmaya uğraşma. Ama. Eski çığ numarasını deniyorsun ha? Ama bu beni kandıramaz. Hı? Vay canına. Çok zekice. Sahte çığ numarası için gerçek kayaları kullanmak. Tanrılar, o zaman biz de onları şatomuzda karşılıyoruz. Senin Med ajanı olduğunu biliyordum. Teslim ol. Pekala, seni uyardım. Ha iş başına Geçit kelepçeleri. Dur. O makinist. Elbette. Başından beri biliyordum. Sadece bir tuzak kuruyordum. Ve işe yaradı. İşte orada. Kanun namına dur diyorum. Dur. Bu tarafa doğru gitmiş olmalı. Burası yeni Geçit mıknatıslarıma göre bir yer. Bu mıknatıslar hatırladığımdan daha kuvvetlilermiş. Hiçbir şey bulamadım. Oysa ki eminim. Ha? Treni ele geçirmemizin vakti geldi. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Biliyorum. Makinisti uyarmam gerekiyor. Bırak şunu. Ayarlarını yaptırsam iyi olacak. Makinist, birileri trenin kontrolünü ele geçirmeye çalışıyor. Hayır. Kim? Kim olduğunu bilmiyorum. Ama Matt'ten biri. Harekete geçmeye hazırım patron. Güzel.
Makiniste gaz ver. Uyku gazı. Şimdi bana inanıyor musun? Uyku gazını verdik patron. Güzel. At değiştirmeye hazır ol. Vay canına. Eş başına gecet bacakları. İki kere vay canına. Eş başına gecet bacakları. Bu iş sinirlerime dokunmaya başladı. Bırak dokunmayı gecet mıknatısı. Eş başına gecet şemsiyesi. Çok zorlu bir görev olacak. İyi yere kendime yol açmalıyım. İşte geliyor. Açın kapıları. Kapılar açıldı patron. Kutsal inek. Tren kaçırıldı. Burası Metin karargahı olmalı. Gecet amca nerelerde peki? Onu gördün mü beyin? Geleziz. Sanırım bir tepedeyiz. İşte lahana dolması diye ben buna derim. Dur biraz. Burası bir istasyon değil. Gecet. Tekrar karşılaştık. Gecet'in bilgisayar parçalarını bana getirmesini sağlayın. Derhal patron. Bu sefer elimden kurtulamayacak. Müfettiş Gecet. Başardık. Başardık mı? Evet. Bilgisayar parçalarını sağ salim yerine ulaştırdık. Tabii ki sizin sayenizde. Bu benim için çocuk oyuncağıydı dostum. Bir şey daha. Acaba bilgisayar parçalarını 20. kata teslim eder misiniz? Sizin ellerinizde olursa kendimi daha iyi hissederim efendim. Elbette, sorun değil. Bak bey, sanırım Gecit amca işçi numarası yapıyor. Bunun görünüşünü pek beğenmedim. Eş başına Gecit kolları. Eş başına Gecit patenleri. Size doğru geliyor patron. Güzel. Önce bilgisayar parçalarını ele geçirdim. Şimdi de Gecit. Asansör bilgisayar kumandalı. Belki bu işimize yarar. Hadi gidelim. Merak ediyorum. 20. katta ne var acaba? İşte Gadget. Biraz daha yukarı. İşte bilgisayar parçalarınız. Teşekkür ederim müfettiş. Çok etkileyici bir iş başardınız. Bunlar görevimin bir parçası. İyi günler. Bu sesi daha önce nerede duymuştum? Güle güle müfettiş Gadget. Sizi tanımak büyük zevkti.
No! Başardım. Sanırım hediyelerimi açma zamanım geldi. Neyse ki kurtuldu. Kurtuldu. Durdurun onu. Gadget'i durdurun. Duyuyor musunuz? Durdurun onu. Durdurun. İşte orada yakalayın. Birileri bana mı sesleniyor? Bu şeyi nasıl çalıştıracağım? Umarım bu işe yarar. Birileri trenimi çalıyor. Başardık. Sıkı tutun amca. Vay canına. Vay canına. Bu asansörlerin havalandırması da çok iyi. Çok zeki Jekyll. Ama benim de hala kullanmadığım birkaç numaram var. Başardık. Şu köprüyü geçtikten sonra güvenlikte olacağız. Eğer köprü yıkılmazsa... Köprü havaya uçtu. Gadget amca bir şeyler yap. Beni burada indirir misiniz? Evladım bavullarımı al. Durduramıyorum. Durun. Başardık. Gadget amca sayesinde. Bir dahaki sefere birinci sınıfta seyahat edeceğim. Bunlar bilgisayar parçaları değil. Bunlar kutular dolusu kedi maması. Bu beni aptal yerine son koyuşun gadget'ı. Bir dahaki sefere sen aptal olacaksın. Tren yolculukları çok zevkli değil mi amca? Kesinlikle Penny, kurallara uyduğun müddetçe. Koridorlarda koşmayın ya da insanları rahatsız etmeyin. Ve asla bir tren yolunun yakınında oynamayın. Ve hemzemin geçitlerde sinyalizasyona ve geçiş kurallarına uyun, mutlaka uyun. Ve asla vagonlardan sarkmayın.
Ya da tavanda. Şu kesin ki en iyi yer trenin içidir. İnanın bana, biliyorum. Ama bundan daha iyi yerlerde görmüştüm tabii.